Konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz Bilgehan, ama bugünden bazı notları da izleyicilerimize tekrar paylaşalım. En çok konuşulan kısım, dünden itibaren biz yayınlarımızda da değerlendirdik. Partiye yeni katılımlar. Evet, yeni katılımlar. Bugün rozetleri takılacak isimler. Evet. İşte 13 belediye başkanı, kimler, hangi belediye başkanları. Ağırlıkla yeniden Refah Partisi'nden geçecek isimler deniyordu ama göreceğiz. Ve iki milletvekili, şu anda bağımsızlar ama onlar da İyi Parti'den ayrılıp isimlerdi. Evet. Dolayısıyla o kısım merakla bekleniyor. Bunu da ifade etmiş olalım bir kez daha. Evet, yani bugün partiye katılımlar konusunda günlerdir süren bir heyecan söz konusu bu anlamda partide. Ser verilip sır verilmiyordu hangi isimlerin o partiye katılacağı konusunda, ama milletvekilleri bazında bakılacak olursak İyi Parti'den ayrılıp bağımsız bir süre devam eden milletvekilliği görevine bazı isimlerin uzunca bir süredir aslında Ankara kulislerinde konuşuluyordu AK Parti'ye geçebileceği. Sayı 2 görünüyor. Bu arada yeni konuğumuzda Sayın Fatih Şahin, AK Parti Genel Sekreteri, hoş geldiniz yayına. Sizler de hoş geldiniz genel merkezimize. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun 23. yılınız. Çok teşekkür ederiz. Evet, sabah daha doğrusu öğle saatlerinden itibaren önceki konuklarımızla birlikte geriye doğru uzanıp şöyle bir 22 yıla bakmaya çalıştık aslında. Başak Şengül, Ozan Ulaş, Caymaz yayını bir süredir devam ettirmekteydi. Şimdi size de aynı şeyi adettendir sormak isteriz haliyle. Siz geriye dönüp baktığınızda 22 yılın muhasebesini yapacak olursanız, artısıyla eksisiyle, günahıyla sevabıyla derler ya. Evet. Sizin tespit ettiğiniz neler var? Bunları iyi ki yaptık ve biz şu anda bu noktadayız ama şuralarda aslında farklı davranabilirdik diyebileceğiniz başka unsurlar var mı? Siz nasıl yaparsınız bu muhasebeyi? Tabii geride bıraktığımız 23 yılda ülkemize çok önemli eserler kazandırdık, çok önemli hizmetler gerçekleştirdik ve birçok alanda devrim niteliğinde adımlar attık. Gerçekten de ülkemizi yönetim bağlamında teslim aldığımız noktadan çok daha ileriye götürdük. Ama elbette ki her zaman için daha iyisi, daha güzeli, daha fazlası mümkündür. Biz de her zaman için kendisiyle yarışmış bir parti olarak 23 yılın muhasebesini yaptığımızda aslında bundan sonra ki dönemlerde ülkemiz için neler yapabiliriz, ülkemize neler kazandırabiliriz, bunun da planlamasını yaptığımızı söyleyebiliriz. Aslında bu 23 yılda yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımız için bir zemin teşkil etmekte. Biz AK Parti'den önceki kayıp yılları telafi etmekle birlikte bundan sonra Türkiye'yi 21. yüzyılda nasıl bir konuma taşımak istiyoruz, bunun da değerlendirmesini yapıyoruz. Çok güzel hatıralar biriktirdik. Ama biz her zaman hayallerini, hatıralarının önüne koyan bir parti olduk. Geride bıraktığımız dönemde yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın çok klasik tabiriyle bir teminatıdır, bir zeminidir. Bu birikimle inşallah ülkemize her alanda çok daha güzel hizmetler kazandıracağız. Biz aynı zamanda bunun heyecanı, umudu, coşkusu içerisindeyiz. Yeni hizmetlerde bulunmanın, yeni hikayeler yazmanın, yeni başarılara imza atmanın çabası, gayreti içerisindeyiz. Son yaşadığımız yerel seçimler bu noktada bize çok önemli dersler çıkarmamız için bir fırsattı. Aziz milletimiz bize yeni bir şey söyledi, yeni bir uyarıda bulundu ve biz bu uyarıyı geride bıraktığımız yerel seçimden sonraki 2-2,5 aylık süreç içerisinde derinlemesine inceledik, araştırdık, bize verilen mesajı aldık. Ve önümüzdeki kongre süreçlerimizle birlikte toplumun bizden beklentisi olan adımları güçlü bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Toplumsal ihtiyaçlar değişiyor, toplumsal dinamikler değişiyor, toplumsal beklentiler, toplumsal hassasiyetler değişiyor. Bu değişime AK Parti en yüksek oranda ayak uydurma potansiyeline sahip bir parti. Recep Tayyip Erdoğan muhafazakar, demokrat, devrimci bir lider. AK Parti muhafazakar, demokrat kimliğiyle bugüne kadar ülkemize hizmet etmiş bir parti. Muhafazakarlık sürekli kendisini yenileyen, kendisini güncelleyen, kendisini geleceğe hazırlayan bir kavram. Demokrat kimliğimiz küresel manada tüm dünyayı kucaklayan, toplumsal ve küresel değerlere bizim nasıl sahip çıktığımızı, intibak ettiğimizi ifade eden bir kimliğimizin bir parçası. Muhafazakar demokrat kimliğimizle eksiklerimizi tamamlayarak, hatalarımızı düzelterek,
zayıf noktalarımızı daha da güçlendirerek yolumuza devam etmeye devam edeceğiz. Fatih Bey, Bülent Turan, Sayın Turan bir yazı kalemi aldı tam da dün. Aslında bilmiyorum siz takip edebildiniz mi ama kendisinin ifadeleri üzerinden sizden önce de değerli konuklarımız vurguladı. AK Parti reformist bir parti, kendini güncelleyebilen bir parti. Dolayısıyla öz eleştiri boyutuna dönüp bakacak olursak mesela Bülent Turan diyor ki bütün yükü Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarına yükleyerek sonuç bekliyoruz. Böyle olmaz diyor. Hepimiz topa girmeliyiz. Hepimiz yeniden tırnak içinde aktif siyaset yapmalıyız. Yani burada acaba eksik görülen ne? Sizin tespitleriniz ne? Öte yandan şöyle önemli olarak benim en azından gördüğüm bir ifadesi de var. Bu da aslında 31 Mart seçimlerinin tabii, bir tabii. Muhasebesi mahiyetinde yapılmış evet, bir yorum. Aslında şunu da söylüyor. Bu kısmı da 31 Mart'tan sonra çok konuşuldu biliyorsunuz. Özellikle bilerek ya da bilmeyerek bulundukları siyasi görevleri bir sırça köşke veya bir genel müdürlüğe dönüştürenlerin, çevirenlerin acilen artık farkına varılması lazım ve bunlarla ilgili de adım atılması lazım diyor Sayın Turan. AK Parti'nin içinden bir isim olarak değişim, güncellenme, bunlarla birlikte baktığımızda somutta ne söyleyeceğiz AK Parti için? AK Parti her zaman her kongre döneminde, her seçim döneminde bu değişimi, dönüşümü, gençlenmeyi, tazelenmeyi gerçekleştirmiş bir partidir. Bundan sonraki öne çıkan fırsatları da bu manada en etkin şekilde hiç şüphesiz ki değerlendirecektir. Eylül ayında biz kongre süreçlerimizi başlatacağız. Delege seçimlerimizle birlikte başlayacak kongrelerimiz ilçelerimizde, illerimizde ve en son nihayetinde genel merkez kongremizi 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceğiz. Elbette ki az önce ifade ettiğim doğrultuda 31 Mart seçimleri bize çok önemli bir şey söyledi. Bir uyarıydı, bir ikazdı. Bu uyarının, bu ikazın gereklerini yerine getirecek bir süreç yönetimine imza atacağımızı ben çok net bir şekilde söyleyebilirim. Genç kadrolarımız var. Arkadan gelen çok yetkin, çok donanımlı, siyasi tecrübeye sahip, kendi alanında yetkin uzman arkadaşlarımız var. Değişik toplumsal kesimlerde temayüz etmiş, tebarüz etmiş isimler var. Bu yeni isimleri kadromuza katarak hem tecrübemizle hem sahip olduğumuz dinamizmle birlikte inşallah ülke yönetiminde söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki bu 1-2 yıllık periyodu hem parti olarak hem hükümet olarak en iyi şekilde değerlendirip bir sonraki seçimlere yine çok güçlü ve çok iddialı bir şekilde hazırlanacağımızı söyleyebilirim. Peki. 2024 yılı içerisindeyiz. 31 Mart seçimlerini geride bıraktıktan sonra peyderpey bir yenilenme durumu söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu peyderpey bir şekilde açıklıyor. Kabinede gerek olsun, gerek teşkilatlarda olsun bir revize söz konusu. 2024 yılı için bu nasıl devam ediyor olacak bu yenilenme? Daha büyük, daha geniş çaplı bir yenilenme söz konusu mu? Bu plan dahilinde mi? Onu sormak isteriz. Bir de tabii hem dışarıdan hem içeriden çokça sorunla baş ediliyor. İşte dışarıda devam eden savaşlar var. Birbiri ardına eklenen yeni gerilimler söz konusu. Daha fazla çatışma ortamı yayılacak mı? Beklentisi ve soru işaretleri birbirini kovalıyor. İçeride de bir ekonomiyle mücadele, bir taraftan da işte orta vadeli program, kamuda tasarruf tedbirleriyle süren bir uygulama söz konusu. Bu anlamda da bakacak olursak AK Parti'nin 23. yılında neler bekliyoruz? Tabii saydığınız hususlar çok önemli. İçerisinde zorluklar barındıran da hususlar. Ancak biz geride bıraktığımız 23 yılda çok daha büyük zorlukları aşarak, bunlara göğüs gererek, bunları milletimizden aldığımız destekle aşarak bugün bu noktalara geldik. Evet, geride bıraktığımız özellikle son 4-5 yıllık dönem salgınla, depremle, ekonomik darboğazla, ekonomik çalkantıyla, bölgesel ve küresel krizlerle, kaoslarla, savaşlarla geçmiş bir dönemdi. Bunun hiç şüphesiz ki çok önemli yansımaları söz konusu oluyor. Ekonomi manasında orta vadeli plana sadık kalarak İlerlediğimizde ki bunun meyvelerinin emarelerini görmeye başladık. İnşallah her geçen hafta, her geçen ay, önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki yıl içerisinde vatandaşımızın satın alma gücünün daha da arttığı, daha da güçlendiği bir dönemi hep beraberce yaşayacağız. Enflasyonla mücadelemiz devam edecek. Bu manada atılacak çok ciddi adımlar var. Parti olarak biz baktığımızda da
Eylül ayında başlayacak kongre süreçlerimiz bu değişimin, gençleşmenin, dinamizmin, aramıza yeni isimler katmanın, görev değişikliklerinin bizim zemini için olacak. Bir platformu, bir zemini olacak. Bu manada büyük kongreye kadar devam edecek. Beldelerde, ilçelerde, illerde ve genel merkez kongremizde toplumun bizden beklediği değişimi gerçekleştireceğimiz bir süreç olacaktır. Geride bıraktığımız 2,5-3 aylık dönemde zaten teşkilatlarımızda bazı değişikliklere imza attık. Ondan fazla il başkanımız değişti, ilçe başkanlarımız değiştiler. Bu değişimin her kademeye yansıması bundan sonraki dönemde olacaktır. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan değişimle ilgili hususu kendisi bir takvim çerçevesinde sürdürecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerek kamuoyuna açık konuşmalarına gerekse yapmış olduğumuz toplantılarda ihtiyaç duyulduğunda benzer revizyonlara imza atacağını müteahhit defalar ifade etmişti. Bu manada AK Parti her zaman yeniliğe, değişime açık bir partidir. Bundan sonra da bunu beklemeye devam ederiz. Bugünkü katılımlar da bir manada aslında değişimin bir parçası olarak düşünülebilir. AK Parti'nin bir çekim merkezi olduğunun ifadesi anlamında ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da bizim hedeflerimizi, bizim ilkelerimizi, prensiplerimizi paylaşan kıymetli isimleri AK'a devam edeceğiz. Bu katılımlar bugünle de sınırlı kalmayacak. Bundan sonraki dönemde devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Fatih Şahin. Çok sağ olun. Efendim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. AK Parti Genel Sekreterinin değerlendirmelerini böylece almış olduk. Dediğimiz gibi rozet takılacak isimler bugünün en çok konuşulan başlıkları. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar da merak ediliyor. Büyük bir beklenti oluştu. Evet, Vereceği mesajlarla ilgili. Ne duyacağız? 23. yıl kutlamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tabii bunu soracağız konuklarımıza da ağırlıkla ne duyabiliriz. Şimdi bu kutlamalarla ilgili görkemli ama aşırıya kaçmayan bir kutlama olacak. Tabii bir taraftan kamuda tasarruf tedbirleri yürürlükte malum. O yüzden buna da hassasiyet gösteriliyor. Sabah bu arada biz yeni Sağlık Bakanı'nın basınla tanışma toplantısındaydık sevgili Başak. Orada da tasarruf tedbirlerini fark ettik ve gözlemledik. Dolayısıyla bu her yere yansımış durumda. Konuğumuz da geldi bu arada. Evet. Hoş geldiniz Sayın Ömer İleri. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyla beraberiz. Siz de hoş geldiniz Genel Çok Merkezimize. Çok teşekkür ediyoruz. 23 yıldır gelip gidiyoruz AK Parti Genel Merkezi'ne. Evet. Bu dile kolay gerçekten. Yani evet. Herhangi bir ülkede bu kadar uzunca bir süre Türk siyaseti, yani ülke siyasetine damga vurmuş bir parti çok çok azdır. Şöyle yani... 100. yılı kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nde 23 yıl. Ya şimdi çeyrek asra aslında bir basamak daha ekliyorsunuz bugün. Evet. Gerçekten dile kolay ve çokça da büyük olayların da cereyan ettiği, hem içeride hem de dünyada cereyan ettiği bir süreçte de aynı zamanda baş aktör olarak Türkiye'de yer aldınız ve bundan sonra da gösteriyor ki bunu kolay kolay bırakma niyetinde değilsiniz. Azim ve kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini hep vurguluyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlardan da biz bunu sürekli okuyoruz tabii elbette ama bugün de mesaj verecek aslında, onu çok merak ediyoruz. Şifreleri var mı sizde? Evet, yani tabii öncelikle şunu söylemem lazım. Dediğiniz gibi AK Parti kurulduğu günden bugüne hakikaten hem milletimizde bir heyecan uyandırdı, bir ümit ışığı oldu. Hem de gerçekten almış olduğu siyasi sonuçlarla özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıdı. Yani bir taraftan altyapı noktasına çok önemli atılımlara imza atıldı. İşte ulaştırmadan tutun enerjiye, sağlığa, üniversitelerin açılmasına, havalimanlarının yaygınlaştırılmasına. Ama bunun da ötesinde vesayetle çok önemli bir mücadele ortaya kondu. Sizin de az önce değindiğiniz gibi özellikle o merhaleler dediğimiz, o büyük olaylar dediğimiz konular aslında Türkiye'nin vesayetle mücadelesi olarak zihinlerimizde yer etmesi gereken olaylardır diye düşünüyorum. AK Parti iktidarlarına kadar olan süreçte Türkiye'nin adeta kronik bir problemi haline gelmiş olan milli iradenin bir kenara koyulması alışkanlığı veya çabası diyelim. AK Parti iktidarları döneminde adeta rafa kaldırılmış ve ortadan kaldırılmış oldu. Bu en önemli kazanımdır diye ben düşünüyorum. Bu kazanıma eş güdümlü olarak tabii ki millet olarak da bir özgüven kazandık. Yani şu an hakikaten bizler, bütün vatandaşlarımız
kendi teknolojisini üreten, kendi teknolojisini ihraç eden, kendi yerli milli savunma sanayine sahip olan, uzaya uydu gönderen, işte milli otomobilini sokaklarda gören bir milletin, bir devletin üyeleri ve vatandaşları. Bu özgüvenin ben çok değerli olduğuna inanıyorum ve bundan sonraki süreçte de aslında mücadele bir anlamda bu özgüvene sahip çıkma. Hani az önce siz değindiniz ya, bırakmaya çok niyetiniz yok diye. Evet, bizler bu özgüvene sahip çıkma durmak mücadelesini yok, vereceğiz. Durmak yok, yola devam mesajından ileri gelerek söyledim. Evet, onu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Çünkü bizler şunu görüyoruz. Şu geldiğimiz süreçte gerçekten birbirine eş zamanlı olarak gelişen durumlar var. Bir taraftan altyapımızı ayağa kaldırdık diyoruz. Bir taraftan özgüvenimizi tazeledik diyoruz. Ama diğer taraftan da özellikle dünya uluslararası konjektüre baktığınız zaman güç dengelerinin adeta yeniden belirlendiği, tabiri caizse kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemdeyiz. Bakın evet, bunların hepsinin üst üste geliyor olması ve tam olarak yine bu süreçte Cumhurbaşkanımız gibi toparlayıcı bir liderin başımızda olması çok önemli bir fırsat penceresidir diye düşünüyoruz. Birkaç yüzyılda bir gelecek bir fırsat penceresidir ve bizler AK Parti kadroları olarak bu fırsat penceresine sahip çıkmak noktasında kararlıyız. Bu fırsat penceresinin adı da Türkiye Yüzyılı'dır. Bugünkü sizin sorunuza biraz uzun bir yoldan gelmiş oldum belki ama sizin sorunuzun cevabı da aslında bence burada gizlidir. Bugün bu gibi günler bir taraftan muhasebe yapma günleridir. Yani AK Parti kadroları olarak bizler neyi amaçlıyoruz, ne yapıyoruz, ne kadar bir mesafe geldik ve nereye gidiyoruz, nereye gitmek istiyoruz? Bu muhasebenin yapıldığı günlerdir böyle günler. Ben inanıyorum ki bugünkü konuşmasında da Cumhurbaşkanımız bir taraftan bu aştığımız engellere atıfta bulunacak ama diğer taraftan da o büyük ve güçlü Türkiye'nin yol haritasını tekrar ortaya koyacak. Bu yol haritasında da şüphesiz AK Parti kadrolarının çok önemli rolü olacak diye düşünüyorum. Aslında efendim siz de özetlediniz. Yani bir anda AK Parti'nin kendi içindeki devinimi göreceğiz anladığım kadarıyla önümüzdeki süreçte. Ki seçimin ardından Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye, Zonguldak, Rize, doğru, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş ve Batman il başkanlarıyla bazı ilçe başkanları değiştirildi. Bir kadro evet, yenilemesine gidildi. Evet. Keza kabinede de bir değişiklik gördük. Evet. Dolayısıyla zannediyoruz bunlar peyderpey devam edecek. Doğru anlıyoruz değil mi? Tabii. Yani işte AK Parti'nin tanımlarından biri de aslında dinamik bir parti olması, bir dava partisi olması. Bakın bu tanım önemli. Dava partisi, dava hareketi. Yani sıradan bir siyasi partiden bahsetmiyoruz biz burada. Biz burada hakikaten bir vizyonu olan ve o vizyon doğrultusunda mücadele veren, yeri geldiğinde işte sahada mücadele veren, sokaklarda siyasetini yapan, yeri geldiğinde yasama organında bu vizyonun mücadelesini veren kadrolardan bahsediyoruz. Şimdi bu kadrolar bizler güncel siyasi gelişmeleri tabii ki dikkate alırız, bunları değerlendiririz ama büyük tabloya her zaman odaklanırız. Büyük tabloda Türkiye yüzyılı vizyonudur. İşte bu vizyona ulaşmak noktasında ne gerekiyorsa yapılır. Yani dolayısıyla bizim bakışımız partimizdeki görevlerin geçici olduğu ancak davanın kalıcı olduğu yönündedir. Görevler adeta bir bayrak yarışı mahiyetinde el değiştirebilirler. Ama genel istikamet değişmez. Dediğiniz gibi her daim bir dönüşüm, bir değişim AK Parti'mizde oluyor. Örneklerini de verdiniz. Geçtiğimiz kısa süreçte bazı illerimizin il başkanları değişti ve benzeri değişimler oldu. Ama önümüzdeki süreçte de mutlaka bu değişimler devam edecek ve nihayeten bir kongre süreci de olacak. Bir de sıcak siyaset var efendim. Yani evet, şimdi AK Parti'nin kendi içerisinde yürüteceği bu süreç. Öte yandan bölgedeki yüksek gerginlik, yani evet, İsrail'in katliamı devam ediyor. Bölgeye yayılacak mı savaş, İran'la ne olacak, evet, İsrail arasında, bunları günlerce evet, konuşuyoruz. Öte yandan kuzeye bakıyorsunuz, değişen bir tablo var orada. Şimdi gözlerimiz oraya çevrildi. Ukrayna'nın Rusya evet, topraklarına girdiği evet, bir süreç evet, görüyoruz. Böyle bir ateş çemberinin ortasında evet, aslında Türkiye ve Türkiye'nin kendi yürüttüğü terörle mücadelesi de var. Evet. Bunun tam evet, göbeğinde. Dolayısıyla böyle bir mesele var. Öte yandan ekonomik zorluklarla ilgili evet, varılmak istenen nokta var. Evet. Yani odak olarak AK Parti önümüzdeki süreçte bir de yeni anayasa konuşmak evet, istiyor. Evet. Biraz buralarla ilgili, yani şimdi, değişimle birlikte, çünkü değişimde de şu söylendi hep. Halkla teması kaybettik. Evet.
Sayın Bülent Turan'ın bir ifadesi var. Sırça köşklerde zannedenler kendilerini vesaire gibi. Değişimdeki AK Parti'nin hedefindeki somut adımlarla nasıl anlatabiliriz? Bu yürüyecek süreci nasıl örtüştüreceksiniz? Evet, şimdi tabii şunu ifade etmemiz lazım bir kere. İçinde bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Çeşitli avantajlar sunmakla beraber çok önemli sınamalar da ortaya koyan bir coğrafya, tarih boyunca da böyle olmuş. Bu coğrafya bizi, milletimizi, toplumumuzu mücadeleci bir karaktere kavuşturmuş aslında. Biz gerçekten millet olarak mücadeleci bir milletiz. Mücadele vermeyi seven diyelim ve mücadeleden vazgeçmeyen bir milletiz. Az önce birçok örnek verdiniz. Gerek içeride gerek dışarıda gerçekten çözülmesi gereken, hayata geçirilmesi gereken oldukça önemli konularımız var. Bu da mücadele verilen birçok cephe olduğunu bir anlamda ifade ediyor. Bu bir enerji meselesidir. Bu birçok cephede gerekli mücadeleyi ortaya koyacak, gerekli yol haritalarını ortaya koyacak ve bu yol haritalarının peşinden gidecek kadrolar her daim gereklidir. AK Parti kadroları da bu enerjiyi taşıyan kadrolardır. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi tabii ki kendi içimizde dönüşümler, değişimler olacak ki kimi noktalarda taze kan gelecek, kimi noktalarda bir değişik bakış açısı gelecek ve bu şekilde ilerlenecek. Ancak şunu... Bununla ilgili bunu sonbaharda tamamlayacağız ya da öyle bir şey var mı? Evet, belki sürekli. Evet, kongre süreci. Orada bitecek mi bu iş tamamen? Yani şöyle, partimizde dönüşüm... En büyük beklenti sanki oraya yönlendirilmiş. Evet, yani gibi. Kurumsal dönüşüm tabii ki kongre sürecinde olacak ama şunun da altını çizmemiz lazım. Aslında sürekli bir dönüşüm ve değişim sürecinden bahsediyoruz. Yani bir noktaya gelip de tamam artık her şey bitti, bütün dönüşüm bitti muhtemelen demeyeceğiz hiçbir zaman. Çünkü kendini sürekli olarak yenilemeyen bir parti Türkiye'yi de günün sonunda yenileyemez. Biz bunun bilincindeyiz. Bizim siyaset anlayışımız, teşkilat anlayışımız açıkçası seçim olsun olmasın her daim sahada olmayı gerektiriyor. Bizler de tabii her daim sahada olmaya gayret eden kadrolarız. Ancak bu süreç içerisinde çeşitli sebeplerle yıpranmış olan kadrolar olabilir mi? Olabilir. Bunlar da bizim kendi doğal süreçlerimiz ve dinamiklerimiz doğrultusunda dönüştürülür. Bu sürece böyle bakmak lazımdır diye düşünüyorum. AK Parti oldukça kurumsallaşmış bir partidir. Süreçleri iyi tanımlanmış, detaylı tanımlanmış bir partidir. Ve her durum için tanımlı bir sürecimiz de vardır. Değişim, dönüşüm sürecini de bu tanımlar doğrultusunda hayata geçirmeye başladık. Geçiriyoruz, geçirmeye devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar merak konusu dedik ama hani bu mesajlara birazcık daha aslında sizden sinyallerini, şifrelerini isteyecek olursak daha çok içeriye, iç siyasete dönük mesajlar mı olacak bu? Haliyle beklenti çünkü 23 yıldır iktidarda olan bir parti evet. Aynı zamanda bir taraftan da Türk siyasetinde varlık göstermeye de devam eden bir parti. Dolayısıyla ağırlıklı olarak sanki iç siyasete dönük mesajlar gelecek gibi görünüyor ama diğer taraftan da dünyada çok önemli gelişmeler oluyor ve Türkiye çok aktif rol oynuyor. Evet, evet. Bu gelişmeler içerisinde. Biraz daha somut soracak olursa. Şimdi, ne duyacağız? Mesela bugün ne duyacağız? Yani bu sorunuzun aslında en net cevabı şu. Biraz çünkü bir süredir AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın sözlerine yapacağı konuşmaya atıf yapıyor, vereceği mesajlara atıf yapıyor. Bir beklenti oluştu. Yani O beklenti tam olarak Cumhurbaşkanımız konuşmasını yaptığı noktada karşılanacaktır diye en kısa orada cevabı bu. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Tabii önemli temalardan birinin Türkiye yüzyılı vizyonu olacağını düşünüyorum. Çünkü bu vizyon gerçekten kapsayıcı, kuşatıcı bir çatı vizyon. Bu vizyonun yapı taşlarına baktığınız zaman hakikaten bir tarafta bir devlet hedefi görüyorsunuz. Her alanda ilk 10 devlet arasına girmekten bahsettiğimiz bir vizyon bu. Diğer tarafta toplumsal hedef görüyoruz. Yankı odalarının, nefret söylemlerinin arka planda kaldığı bir Türkiye hayali de var o vizyonda. Bir siyaset hedefi görüyoruz. Muhalefet siyasetinin tırnak içerisinde söylüyorum normalleştiği, gerçek anlamda muhalefet siyaseti yapıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bir diğer tarafta da bir dünya hedefi var. Daha adil bir dünya söylemi var. Bütün bunlar birbirini destekleyen saç ayakları aslında. Bu anlamda son derece kendi içinde uyumlu bir vizyondan bahsediyoruz. Ve dediğimiz bütün konular da aslında o vizyonun içine giriyor.
işin gerçeği. Biz güçlü bir Türkiye'den bahsedeceksek eğer, tabii ki güçlü bir devlet yapısından, tabii ki güçlü bir sanayiden, güçlü bir ekonomiden, ama aynı zamanda güçlü bir toplumdan da bahsediyoruz. Güçlü toplum olmak için de az önce bahsettiğim yankı odaları vesaire konularının bu milletin nezdinde çözüleceğini ben düşünüyorum. Peki katılımla ilgili de birkaç dakikamız kaldı efendim ama evet. 13 belediye başkanı, 2 milletvekili deniyor. Hem onu sormak isterim hem de Yeni Parti kanadından işte bizim belediye başkanlarımıza şantaj yapılıyor açıklaması geldi ki dün AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'ten de belediye başkanlarını töhmet altında bırakıyorlar. Evet. CHP'ye kazandırmak için her şeyi yaptılar zaten seçim döneminde şeklinde bir yanıt gördük. Bununla ilgili de sizin açıklamanızı rica ederiz. Şimdi şunu söylemek lazım. Partimizin durduğu noktayı tanımlarken sıkça kullandığımız bir ifade ortak akıl. Milletin ortak aklının durduğu noktadadır AK Parti diyoruz. Bu kapsamda kucaklayıcı bir anlayışımız var, kapsayıcı bir anlayışımız var. Ve bu anlayış doğrultusunda da bize katılmak isteyenlere tabii ki her zaman kapımız açık. Şimdi böyle süreçleri farklı taraflara çekmeye çalışarak tırnak içinde söylüyorum hamaset yapmak da işte az önce geldiğim konuya geliyorum. Yani muhalefetin çıtasının yükselmesi konumuz var Türkiye'de gerçekten. Olaya böyle bakmak gerekir diye ben düşünüyorum. Bu kişiler, bu yöneticiler kendi kararlarını almışlardır. Bu süreci böyle yorumlamak gerekir. Bunun da ötesine bir yorum yapmanın çok uygun olmadığı kanaatindeyim. Peki efendim. Şimdi çok kısa size veda etmeden önce bugün katılımlar olacak Başak Şengül'ün de söylediği gibi 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili şeklinde ama bundan sonra da katılımların devam edeceğine dair sinyaller de verildi. Az önce sizden önceki konuğumuz da o sinyalleri veren isimlerden biri. Evet. Dolayısıyla o katılımları birazcık daha somutlaştırmaya çalışacak olursak milletvekili mi olacak? yani onu süreç içerisinde önümüzdeki süreçte yeni anayasayla ilgili ciddi tartışmalarında olacağı aritmetiğin de önemli olacağı belki bir şu anda zemin yoklanıyor muhalefetle. Bazı olumsuz bakılan noktalar var muhalefet cephesinden anayasa değişikliğiyle ilgili bazı hususlara. Elbette ki o tartışmalar sürecek bir taraftan. Şimdi şunu söylememiz lazım. Bu arada bir dakika gibi bir süremiz kaldı. AK Parti 12 milyona yakın üyesi olan bir parti. Durduğu noktada az önce de ifade ettiğim gibi ortak akıl noktası. Yani bu kapsamda tabii ki birçok siyasetçinin bizle yolları mutlaka kesişecektir. Bize katılmak isteyeceklerdir. Prensip olarak da burada süreçler işletilecektir. Bu böyle bir noktaya kadar ilerleyip bir anda duracak bir süreç tabii ki değildir. İşin doğası gereği bir süreçtir. Devam eder uygun olduğu sürece. Bu şekilde olayı değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Peki, beklenti var. Var, katılımlar olacak, onu anlıyoruz. Önümüzdeki sürece de böyle meraklı takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sayın iyi yayınlar efendim, diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bilgehan, yeni konuğumuzu alacağız birazdan. Ama yavaş yavaş da saat ilerliyor. İlerliyor, saat 14'te başlayacak program. Sayın Hamza Dağ'ın konuşmasıyla başlayacak, bir sahne performansı olacak, bir video gösterisi olacak. Sonra da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı bekleniyor. Ardından da AK Parti'nin kurucularıyla bir hatıra fotoğrafı çekilecek. Tabii bizim odaklandığımız Hamza Dağ'ın açıklamaları da elbette önemli. Ama Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir mesaj verecek? Sen de onun şifrelerinin peşindesin aslında. Sayın İleri'nin de ifadesi şuydu. Türkiye yüzyılı vizyonunu vurgulayan zannediyorum ifadeler duyacağız Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Dinamik bir AK Parti vurgusunu biz yine göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından öyle görünüyor ki 23 yıl dile kolay diyoruz. Gerçekten de çeyrek asra bir şey kalmadı. Kolay bir şey değil bu aslında. Hepimiz tanık olduk birçok olumsuz olaylara hem içeride hem dışarıda. Buna dayanabilmek de büyük bir başarı. Hani hiçbir şeyi konuşmasak sadece bu bile çok dikkat çekici gerçekten bir siyasi yaşam için, siyasi kariyer için bir parti açısından baktığımız zaman. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ki bunlara bir atıfta bulunacak. Bugün vereceği mesajlarda şöyle bir geriye dönüp bakıp nerelerden nerelere gelindi. Buna ilişkin elbette ki mesajları ve vurguları olacak. Bir taraftan da muhasebenin devam ettiği peyderpey muhakkak ki değişimlerin olacağı bir sürece de atıfta bulunacaktır. İç siyasete dönük mesajları olacağı gibi ben ağırlıklı bunun dışında dış siyasete, diplomasiye yönelik, bölgede devam eden gerilime yönelik de güçlü mesajlar vereceğini
geleceğini düşünüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çünkü son zamanlarda olup bitenlere baktığımızda özellikle de Haniye suikastinin arkasından Türkiye zaten durduğu tarafı belli ediyordu. Çok net bir şekilde bu sürüp giden katliama, soykırıma karşı sesini en güçlü biçimde çıkartan ülkelerin başındaydı. Belki de tek ülkede diyebiliriz aslında baktığımızda. Ama Haniye suikastinin ardından iş biraz daha sanki farklı bir boyuta taşındı. Oradaki çünkü bir müzakere tabii, evet, süreci yürütülmekteydi ve Türkiye buna çok büyük bir efor sarf etti, enerji sarf etti. O müzakerelerin de sağlıklı bir şekilde işlemesi bakımından tam da o müzakereler devam ederken bu suikast gerçekleşince haliyle. Şimdi ne olacak sorusu tabii, merak uyandırıyor. Yani bölgesel bir savaşa mı ilerleyecek? Lübnan'la ilgili İsrail ne yapacak? Tabii Haniye, gerilim sürekli diri tutuluyor. Bir tabii, şey yok. Haniye, ama Hamas içerisinde Türkiye'ye yakın bir isimdi. Evet. Yani bunu konuklarımızla da yayınlarımızla değerlendirdik. Doha'da konaklıyordu. Sık sık Türkiye'ye geliyordu. Dolayısıyla önemli bir figürdü zaten. Hamas'ın liderlik koltuğunda olan isimdi. Şimdi işte Yahya Sin var. Evet. Daha çok İran'a yakın olduğu ifade edilen bir isim. Tabii önümüzdeki süreci göreceğiz ve değerlendireceğiz. Hepsi de bizim aslında odaklandığımız başlıklar ve gündem maddeleri. Ve Sayın konuğumuz Efkan bizimle birlikte. Ayla bizimle birlikte. Efendim, hoş geldiniz. AK Parti Genel Başkan Vekili, hoş geldiniz. Efendim, tebrik ediyoruz. Kutlu olsun 23. yılınız. Uzunca bir süredir siz de bu hareketin içerisinde yer alıyorsunuz. Çeşitli görevlerde bulundunuz. Siz şöyle bir geriye dönüp baktığınızda ortada nasıl bir tablo görüyorsunuz? O muhasebeyi yaptığınızda iyisiyle, kötüsüyle, eksisiyle, artısıyla diyebileceğimiz anlamda sizin çıkardığınız başlıklar ne olur? Kısa bir özet alacak olursak. Çok teşekkür ediyorum. Aslında derli toplu bir soru. Umarım derli toplu cevabı da verebiliriz. Ben de hoş geldiniz diyorum AK Parti teşekkür Genel ederiz. Merkezine. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten AK Parti 23 yıldır kuruldu. Ama 22 yılı daha kurulduğundan bir yıl sonra iktidara geldi. Ve iktidara geldikten sonra çevremizde çok önemli problemler yaşandı. Arap Baharı yaşandı. Irak, Suriye, Libya, efendim yanı başımızda yine Ukrayna-Rusya savaşı. Daha önce Azerbaycan, işte Mısır ve Azerbaycan, Ermenistan savaşı. Karabağ meselesi. Yani çevremiz bir ateş çemberi aşağı yukarı. Ve AK Parti iktidara geldiğinde de öyle bir manzara vardı ki düşünün, Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan ve Parti Başkanı dedi ki 2 yıl benden bir şey beklemeyin. Çünkü gerçekten ekonomik olarak çökmüştü. Yani artık IMF programları bile uygulanamaz hale gelmişti. Türkiye çok büyük sorunlar yaşıyordu. Yurt dışından biz bir dervişi, Sayın Derviş'i sağ olsun geldi. Kemal Derviş'i buraya çağırdılar ve Kemal Derviş burada gerçekten bir takım çok ciddi inisiyatifler aldı. Program ortaya koydu. Yani durum buydu. O saatten sonra olan bitene bakınca bir kere siyasal alanda ne oldu? Yani ekonomik alanda böyle çökmüş bir ülkede ne oldu? Şimdi, ekonomik olarak geldiğimiz yere bakın, Türkiye 3 kat büyüdü şu an itibariyle. O gün artık gerçekten dünyada her problemin, neredeyse ekonomik problemin adresi olarak görülen bir Türkiye'den bugün orta üst gelir grubunun en üstündeyiz. Yani bir adım kaldı daha üst bir lige çıkmak. Nedir o üstlük? Gelişmiş ülkeler statüsüne çıkmak için bir adım kaldı. Bugün 13 bin dolarlar civarında kişi başına gelirimiz. Zaten 15 bin doları değil mi? 13 bin doları aşınca Dünya Bankası verilerine göre, skalasına göre üst gelir grubuna gelmiş bulunuyoruz. Gelmiş olacağız ki önümüzdeki 1-2 sene içerisinde bunu inşallah net olarak yakalarız. Şimdi bu çok önemli bir gelişmedir. Yani ekonomide aldığımız mesafe. Ama üst gelir grubu nerenin? Orta üst gelir grubu. Şimdi bizim hedefimiz ne ekonomide? Buraya getirdikten sonra en gelişmiş 10 ülke arasında Türkiye'yi sokmak. Bunun için de şimdi yine reform çalışmalarımızı yapıyoruz. Düzenlemelerimizi yapıyoruz. Gözden geçiriyoruz. Ama biraz ince işçilik gerekiyor. Buraya Efendim, kadar nasıl geldik? Sözünüzü böleceğim. Affınıza sığınarak ama ekonomik başarılar
sizin ifade ettiğiniz başarılar. Biraz da vatandaşımız şunu duymak istiyor. Ne zaman birazcık ekonomik olarak rahatlayacağız? Tamam. Onun da cevabını rica edelim. Yani sizden. Şimdi biz şu anda orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkmak için o reformları yapıyoruz ya. Şimdi bakın aldığımız tedbirlerle enflasyon aşağı düşmeye başladı. Bunu tekhaneli rakamlara indireceğiz inşallah. Bunun programını yaptık. Dünya da bunu gördü. Derecelendirme kuruluşlarının verdiği 2 puan birden artırdıklarını da hep beraber gördük ve şahit olduk. Yani vatandaşımızın elbette o günle kıyasladığımız zaman hayat standardı gelişti ama şu anda o pandemiden sonra dünyada ortaya çıkan o büyük problemlerden herkes etkilendi ve biz de etkilendik. Şimdi emeklimizin, çiftçimizin, memurumuzun, işçimizin de hayat standardını daha da yukarı çıkarmak için bütün o çalışmaları biz yapıyoruz. Onları yapıp efendim ve önümüzdeki kısa dönemde milletimizi daha da rahatlatmak için çaba sarf ediyoruz. Bunu biz daha önce yaptık. Şimdiye kadar da aldığımız mesafeler ortada. Bundan sonra da bunu yapacak olan ve milletimizi rahatlatacak olan AK Parti'dir ve yapacağız. Bunu şu anda uyguluyoruz zaten. Orta vadeli program önce bir disipline aldı. Bu pandemi sonrası bozulan finansal dengeleri yani para piyasasını şimdi mali piyasaları ve diğer alanlardaki yapısal reformları yaparak bunları çözüme, kalıcı çözüme kavuşturacağız. Yani içerideki yatırımları besleyen tasarruf oranının artması dışarıdan gelecek paranın artık sermaye yatırımı olarak yatırım için gelmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması. Buna da yapısal reformların birlikte eş zamanlı olarak yapılması diyoruz. Bunu yapıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bu ekonomide aldığımız ve alacağımız başarılar. Ama bir de siyasette aldığımız başarı zaten var. Onu yapmasaydık biz bunu zaten yapamazdık ekonomideki bu başarıları. Altyapı sorunu bugün çözülmüş durumda Türkiye'de. Her yerde otobanlar, efendim tren hızlı tren yolları, yapımları. İstanbul'da efendim havalimanları, her yerde üniversite, bütün illerimizde havalimanları ve İstanbul'daki Marmaray, her biri bir dünya projesi. Avrasya Tüneli, köprüler. Şimdi bunlar altyapı meselesiydi. Bunlar yapıldı. Bunun altyapının üstüne şimdi daha ince işçilik gerektiren çalışmalara başladık. Onları yapacağız, yapıyoruz ve Türkiye o en gelişmiş 10 ülke arasına gireceksin. Siyasette yaptığımızda sadece bir göz atmak istiyorum izninizle. Siyasette AK Parti ile bir makas değişimi gerçekleşti. Siyaset öncesinde AK Parti öncesinde siyaset gerçekten vesayet kurumlarının tasallutu altındaydı. Yani herkes konuşurdu ama MGK'da hangi bildiri okunacak ona bakılırdı. Ya da Genelkurmay Başkanı ne söyleyecek ona bakılırdı. Ama şimdi Cumhurbaşkanımız ne söyleyecek diye bakılıyor değil mi? Bütün kabine toplantılarından sonra. Geçen askeri şura toplantısı oldu. Yani olması gerektiği gibi oldu. Sizlerin böyle çok günlerdir tartıştığı bir mesele olmadı ama AK Parti öncesine yani şu reformlar yaptığımız günün öncesine bir gidelim. Yani o zamanlar bir ay öncesinden başlardı tartışmalar. Sonra bir ay sonra yine devam ederdi. Devir teslimlerde inanılmaz hükümete yol göstermeler, fırça atmalar olurdu. Şimdi onların hiçbirisi yok. Herkes kendi işine bakıyor. Ordumuz daha da güçlendi. Yani AK Parti'nin başardıklarını söylüyorum ve dünyada Karabağ'dan Somali'ye kadar 20'ye yakın ülkede bugün barışa hizmet ediyor ve içeride de terörle mücadelede aldığımız mesafe ortada. Yani demek ki kurumlar kendi işlerini yapınca çok daha etkili oluyorlar, başarılı oluyorlar. Siyaset de geldi, sistemin merkezine oturdu. Ne demek? Bugün hangi sorun olursa olsun insanımız, vatandaşımız siyasetçiye ve siyasete bakıyor o sorunun çözümü için. Siyaset dışı organizasyonlardan hiç kimse hiçbir medet beklemiyor. Bu transformasyondur. Aldığımız zihinsel transformasyondur. Aldığımız mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Onun için sistemin periferisinde olan siyaset sistemin merkezine oturdu. Bu makas değişimini kim gerçekleştirdi? AK Parti gerçekleştirdi. Neye rağmen? Kurulduğu günden itibaren daha ilk 2002'de bile kapatma davası açıldı. Bilmiyorum, onu milletimizin çoğu bilmez. Daha iktidara gelmemiş kapatma davası açıldı yani. Oradan efendim 367 krizlerine, muhtıralara, 15 Temmuz, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, bütün o gezi olayları, o darbe girişimlerinin hepsini demokratik yollarla açtı.
demokratik yollarla mücadele ederek onları aştı ve demokrasinin kurumsallaşmasına katkıda bulundu AK Parti. Yani antidemokratik saldırıları da bertaraf ederken demokratik yollarla bertaraf etti ve demokrasiyi güçlendirdi. Şimdi bir örnek daha izninizle vereyim. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimleri AK Parti öncesinde her zaman kriz olmuştur. Ya AK Parti'nin ilk döneminde de o kriz yaşandı. İşte 367 ve muhtıra. Muhtıra neden verildi? Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Peki ne yaptık? Cumhurbaşkanlığı erken seçim kararı aldık. Sandığı götürdük milletin önüne. Millet oradan tekrar oy verdi ve geldik iş başına. Ama kalıcı çözüme kavuşturmak için referanduma götürdük Cumhurbaşkanlığı seçimini. Ve bundan sonra dedik 2008 referandumuyla %69,5 oyla sistemi değiştirdik. Halk seçecek dedik. Ondan sonra bir sorun var mı? Cumhurbaşkanımız iki defa seçildi. İş başına geldi. Ertesi gün tam burada tuttu. Bir şey sorabilir miyim efendim? Tabii değil, siyaseti buyurun. Tam merkeze oturttuk dediniz ya, köklendi mi? Yoksa başka hamlelere ihtiyaç Hayır, var mı? Çok güzel bir soru. Bugün gerçekten tebrik ediyorum. Sağ olun. teşekkür ederim. Nadiren söylerim bunu. Beni izliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok önemli bir husustur bu. Yeni bir anayasayla, sivil ruhlu bir anayasayla, sivil partilerin, sivil toplumun, toplum kesimlerinin bir araya gelerek tartıştığı ve üzerinde uzlaşıya vardıktan sonra referandum yoluyla da milletimize onaylattığı yeni, sivil, yepyeni bir topyekun bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Bütün bunların kurumsallaşması için ve kurumsal bir çözüme kavuştu diyebilmemiz için. O bakımdan bunu çok kıymetli buluyorum. Yani Türkiye'nin geldiği bu aşamadan sonra bakın defolu demokrasiden biraz daha efendim onarılmış bir demokrasiye geçtik ama bu garantili demokrasinin yolu yeni bir sivil kesimlerin yaptığı sivil anayasadır. Bu toplum sözleşmesidir. Bu devletle toplum arasında sözleşmedir. O bakımdan... Bu tam bir manşet oldu efendim. Garantili demokrasinin formülü yeni sivil anayasadır. Öncelikli yani. Gündem mi olacak o halde meclis yeniden faaliyete şimdi, geçtiğinde? Şimdi şöyle kurum. Olmalıdır. Yani bunu milletimiz bazen dinleyenler bazı eleştiriler geliyor. Efendim mevcut anayasanın uygulanması konusu... Ve bir anayasa kendi uygulanmasını garanti altına almıyorsa zaten baştan alamıyorsa eksik yapılmış demektir. İkincisi her gün anayasanın tartışıldığı anayasa o kadar değişikliğin eklektik yapıldığı ve birbiriyle uyumsuz maddelerin olduğu anayasa sürekli kriz çözmez, kriz çıkarır. İşte mesela kriz yaşıyoruz zaman zaman. Yargı organları arasında. Anayasa Mahkemesi görüyoruz. Ve Yargıtay arasında. Halbuki bir anayasada bu garanti altına alınmış olmalı. Yani yargı organları arasında böyle bir sorun ortaya çıkıyorsa orada sorun var demektir anayasada. Oraya bir kara parantez şimdi kimin, açacak olursak efendim. Şimdi pardon kimin Peki. hangi yani özür dilerim kimin hangi taraftı desteklediğin bir önemi yok. Önemli olan bu sorunun ortaya çıkmış olması. Bir yeni bir anayasayla bu kriz çözme kapasitesi genişler. Ve sorunun değil çözümün adresi olur anayasalar. O bakımdan biz yeni anayasa anayasa konusunu çok önemsiyoruz. Ve sürekli bunu biliyorsunuz dile getiriyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde de Türkiye'ye daha kalıcı olarak perspektif ortaya koyabilmek için bütün o girişim özgürlüğünü, demokratik özgürlükleri, efendim sivil toplumun sisteme dahil edilmesini, sistemin saat gibi işlemesini neyle garanti altına alacaksınız? Anayasa değişikliğiyle. Ve siz yurt dışından baktığınız zaman artık tartışmaları bitmiş ve geleceğe umutla bakan bir Türkiye'de yeni anayasa, sivil anayasa yapılmışsa yatırımcı olsanız içeride de dışarıda da artık 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık perspektifle bakarsınız değil mi? 3-5 yıllık perspektifle bakmazsınız. Ondan da herkes kazanç çıkar. Son cümle bu konuya ilişkin. Anayasalarla vatandaşın geliri arasında, cebindeki paranın artması arasında doğrudan ilişki vardır. Zenginliği üreten o siyasal iklimdir. Onu oluşturan da temel o metinlerdir. Bunun en temel metni de anayasalardır.
Şüphesiz siyaset ve ekonomiyi birbirinden ayırmak mümkün değil elbette. Hatta siyaset bir adım önden gider. Evet, ekonomi takip ediyor dolayısıyla. Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Türk siyaseti açısından belki bundan önce, yani 23 yıl öncesinde bu biraz daha öyle gibiydi. Ama şimdi artık siyaset daha önden gidiyor. Siyaset önden giderken ekonomi aslında, hani beklenti şeydi seçimler bazında, işte ekonomi biraz eksiye dönmeye başladığı andan itibaren bir değişim beklentisi vardı. Ama yine sandıktan çıkan yaparsa AK Parti yapar, evet, şeklinde. Hani o olumsuz düşüncenin de çözümü noktasında yine AK Parti işaret edildi seçmenden çıkan. Aslında benim varmak istediğim nokta o değildi ama sizin sözleriniz konuyu oraya getince oraya bir minik ben de katkı sağlamak istedim. Peki kapatmadıysak bir şey sorabilir miyim? Yoksa? Aslında ben şu konuya gelmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında o yetki polemiğine sebep olan anayasa değişikliği sivil anayasaya da işaret etmişken, o konuya nokta çünkü işaret etmiştiniz az önce. Cuma günü muhalefet partilerinin imzasıyla bir olağanüstü toplanma çağrısı var biliyorsunuz. AK Parti katılacak mı? Can Atalay nasıl bir oy verecek? Çünkü o iki yüksek yargı arasında o yetki polemiğine sebep olan konu Can Atalay konusu. Şimdi aslında birincisi, geçenlerde bir Anayasa Mahkemesi kararı oldu, değerlendirmesi oldu, daha doğrusu tespit oldu. Orada Anayasa Mahkemesi de artık biz yeniden bir karar vermemize yer yok, kararlar daha önce verildi diye bir karara vardı, bir değerlendirme yaptı. Şimdi şu anda daha önce meclis de bir karar verdi, Yargıtay da bu konuda karar verdi, Anayasa Mahkemesi de verdi. Dolayısıyla aslında meclisin de, Anayasa Mahkemesi'nin de, Yargıtay'ın da pozisyonu belli. Şimdi yeniden siyaseten, aslında hukuken yapılacak bir şey yok ama siyaseten muhalefet bir çağrı yaptı. Tabii iş tüzüğe göre, yani bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişini belirleyen kurallara göre, iş tüzüğe göre o yeterli sayı bulunduğu zaman meclis başkanı meclis toplantıya çağırır diyor. Yeterli sayıda muhalefet buldu çağrı için. Şimdi cuma günü toplanılacak. Ama bir de çağrı yaptı muhalefet ama, evet, imza verdi ama hepsi gelip toplantı yeter sayısını bulacak mı? Yani meclisin açılabileceği kadar milletvekili sayısı gelirse onlar içeri orada bulunacaklar, muhalefet. Muhtemelen bulacaklardır o sayıyı ama o sayıyı biz eğer o sayı bulunur, meclis açılırsa, yani muhalefet sayıyı bulur, meclisi açarsa o zaman biz gireceğiz. Eğer açamasa, yani o girmeyeceğiz. Çünkü yeterli sayı bulamamış olacaklar. Evet. Biz dolayısıyla aslında o toplantıya katılmıyoruz. Ama meclisi açacak kadar sayı bulurlarsa o zaman biz de girip bizim tezlerimizi, yani yapılacak bir şey olmadığına dair tezlerimizi orada ortaya koyacağız ve AK Parti kendi tutumunu, kendi kararını orada deklare edeceğiz. Hazır bulunacaksınız Türkiye Büyük Millet. Peki sivil anayasa mevzuna geri dönecek yani olursak? Yani onlar yeterli sayı bulursa, bulmazsa, evet, biz orada yok olmayacağız. Evet. Tabii muhalefetle çalışma meselesi, sivil anayasa, birlikte bir sivil anayasa oluşturma, bir mutabakat zemini hazırlayabilme ve onun üzerinde bir aslında uzlaşma sağlayabilme ne kadar mümkün görüyorsunuz? Şu anki siyasi iklim birazcık ılımanlaşmışken, evet, iktidar ve muhalefet arasında. Teşekkürler. Özellikle. Şimdi ben açık yüreklilikle şunu söyleyeyim. Birkaç kez bu konuda da fikrimi beyan etmişimdir ama eğer biz 400 milletvekiline sahip olsak bile tek başımıza AK Parti olarak bir anayasa yapmayı tercih etmeyiz diyorum. Etmem yani ben şahsen. Ne yaparım? Tek başına o sayıyı bulmuş olsam bile toplum kesimleriyle, muhalefetle, uzlaşı içerisinde onlarla konuşarak, onlarla tartışarak bir anayasa yapmayı yeğlerim, tercih ederim. Biz de bunu tercih ederiz. Bunu neden? Çünkü uzlaşı metni diyoruz. Yani insanlar katılacaklar. Katıldıkları zaman itirazlarıyla da katılabilirler. İkna etmeye çalışırlar. İnsan ikna etmeye çalıştığı bir platformda eğer yeterince düşüncesini güçlü ifade edip ikna edemezse kendisine döner, razı olur. Şimdi bakınız, demokrasilerde iktidarlar çoğunluğun oyuyla gelirler. Ama diğerleri de ona razı olur. Zaya dayalı bir rejimdir demokrasi aynı zamanda. Yani azınlıkta kalanların da rıza gösterdiği bir rejimdir. Onun rızasını nasıl alırsınız? Düşüncelerine fırsat vererek, katılımına
fırsat vererek. Evet. O bakımdan ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda gerçekten toplumun neredeyse her kesimi temsil ediliyor. Ben önemli bir fırsat olarak görüyorum bunu. Yani her birimizin her şeye katılması gerekmez ki. Milletten aldığımız çoğunluk oyuyla biz orada birinci partiyiz. İkinci parti olan diğer partiler var. Onlar da herkes kendi tezini getirecek. Burada düşüncenin gücüne inanmak gerekir. Burada entelektüel birikime inanmak gerekir. Burada düşüncenin gücünün etkisinde olduğuna inanmak gerekir. Kelimeler, cümleler içerisinde çok anlamlı bir yer bulabilir. İfade ettiğiniz zaman karşıdakini ikna etmeye çalıştığınız ya da bir meseleyi konuştuğunuz zaman önemli bir mesafe almışsınız demektir. Oradan çıkacak sonuç şeyden çok daha fazla önemli değil, prosesten. Yani anayasalara anayasa yapım süreçleri de dahildir. Anayasa yapım süreçleri eğer demokratik olmazsa, işte 12 Eylül Anayasası gibi, insanlar ona baştan tepki gösterirler. O bakımdan ben size şunu söyleyeyim, yani bizim nettir pozisyonumuz ve mecliste de buna ilişkin bir netice alınabileceği kanaatimdeyim. İhtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim. İhtiyatlı iyimserlik. Peki efendim. Valla bizim daha çok sorumuz var ama sizi çok bekliyorlar efendim. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Efkan Ala. Çok teşekkürler. AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala sorularımızı yanıtladı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Dediğin gibi gerçekten daha soracak çok soru var ama onu da sıradaki konuğumuza devam ederiz. Saklamış olalım artık. Evet. Nihat Zeybekçi bizimle birlikte olacak az sonra. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı kendisi aynı zamanda. Hazır onu bulmuşken de ekonomiyi elbette ki merakımız var o konuya dair. Birinci ağza yakın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyguladığı elbette ki bir program var bir taraftan. Cevdet Yılmaz'ın aynı zamanda öncülük ettiği toplantılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak aynı zamanda. Hoş geldiniz Sayın Zeybekçi. Evet. Mikrofonu da taktık, hoş bulduk. Harika, çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz 23. yılınız için öncelikle, adetten oldu haliyle. Bugün evet, özel yayınla birlikteyiz seyircilerimize. Sizin de katkılarınız olacak yayına, şimdiden çok teşekkür ediyoruz bunun için. Ekonomi dedik, ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak herkesin en çok merak ettiği hayat pahalılığı ne zaman bitecek sorusunu siz ne yanıt verirsiniz? Ne zaman rahat önce nefes onu alacağız, soralım isteriz haliyle. Evet, 23. yılımız kutlu olsun. Nice 23 senelere inşallah memleketimize hizmet etme adına, memleketimizi hizmetkar olma adına. 23 yıla baktığımız zaman, şöyle birazcık geriye baktığımız zaman hakikaten destanlar yazılan bir 23 yıl. Onun için her zaman her yerde söylediğim bir şey vardır. Cumhuriyet tarihimizin herhalde onun en uzun iktidarını AK Parti olarak biz yaşadık. Ve bu 23 yılı da hizmet destanlarıyla doldurarak bugün Türkiye'de, Türkiye'nin sokaklarında, caddelerinde başı dik, alnı açık, şöyle gerine övüne övüne dolaşacak bir siyasi parti varsa bu AK Parti'dir. Peki bu kadar 23 yılda her şey mükemmel, süper mi? Tabii ki bugünkü yaşadığımız, sizin biraz önce söylediğiniz ekonomiyle ilgili hayat pahalılığı ne olacak, vatandaşın satın alma gücü ne olacak, vatandaşın beklentileriyle ilgili. Zaten ekonomide o demek. Yani sınırsız talepleri ve istekleri sınırlı imkan ve kaynaklarla maksimum düzeyde karşılamak ve yönetmek. Ülke olarak tabii ki mazeretlerimiz, işte global ekonomi, pandemi filan, bu süreçte Türkiye olarak da geldiğimiz noktada yaşadığımız iki tane önemli seçim ve artık hiçbir mazeret kalmadı seçimle ilgili, popülist siyasetle ilgili artık bir beklentilerin olmadığı, gökteki yıldızların bile vaat edilmediği, onlar ne veriyorsa beş fazlası benden denmediği bir sürece girmiş olduk. İnşallah bu süreçte, bu önümüzdeki 3,5-4 yıllık bu net süreçte ülke olarak şu anda içinde yaşadığımız problemlerin tamamından kurtulmak. Yani evet, geçim sıkıntısı var mı? Var. İnsanların satın alma gücünde düşüklük var mı? Var. Asgari ücretlinin sıkıntıları var mı? Emeklinin sıkıntıları var mı? Çiftçinin sıkıntısı var mı? Esnafın sıkıntıları var mı? Var.
Bu sıkıntılar nereden geldi, nasıl oluştu? Bu sıkıntılara baktığımız zaman biz yaptık bunu. Yani geçmişe dönüp baktığımız zaman bir popülizm, yani siyasetin projeyle yarışmadığı, siyasetin üretmeyle yarışmadığı, istihdamı artırmakla yarışmadığı dönemlerde yörük sürüsünden adak adar gibi ülke ekonomisinin geleceğinden, gelecek nesillerin imkan ve kaynaklarından bugün refah yaratma çalışmaları. Bugünkü yaşadığımız süreçte aldığımız parasal tedbirlerle, yani talebi daraltıcı önlemlerle ve eylemlerle nakdi, yani parayı kıymetli hale getirerek talebe gitme, gel sana bak burada daha fazla imkan veriyorum. Yani bankacılık sistemine gir, tasarrufa gir, mevduata gir veyahut da diğer finansal araçlara gir, borsaya gir gibi. Böyle bir şey yaptığınız zaman bakın şunu söyleyeyim, dünyada veya hayatta hiçbir talep yok edilemez. Talep sadece ertelenir. Doğru. Şu anda yaptığımız şey de talebi ertelemek. Ertelemek. Ertelediğimiz talebe de diyoruz ki güçlen de gel. Hı hı. Ve bu talep güçlenip de geldiği zaman o güne kadar bizim yapmamız gereken en önemli şey üretimi artırmak, arzı artırmak. Pazardaki, tezgahtaki malı artırmak, raftaki malı artırmak, istihdamı artırmak. Bu yönde tedbirlerle, yani parasal tedbirlerimizi topyekun bir ekonomi politikası halinde. İşte bunu yaparsak, yani dünyada eğer refahı artırmak, satın alma gücünü ve imkanları artırmak, para dağıtarak gerçekleşseydi bugün dünyada fakir olmazdı. Olması gereken şey ürünü artırmaktır. Yani enflasyonla gerçek mücadele parasal tedbirlerle talebi daraltmak ilk yapmamız gereken şeydi. Üretim bunu, odaklı büyüme. İlk yapmamız gereken şey, bunu sonuna kadar destekliyoruz. Olmazsa olmaz oydu zaten, ama behamehal aynı zamanda eş zamanlı bir şekilde çok hızlı sonuç alabileceğimiz arzı artıran, üretimi artıran, istihdamı artıran önlemlerle yolumuzu devam edeceğiz ki bunun çalışmaları da zaten devam ediyor. Zaman zaman da zaten duyuyorsunuz, gerek yatırımlarla ilgili, istihdamla ilgili. Yalnız Türkiye olarak bizim şöyle bir şeyimiz var, açmazımız var. Yani biz nüfus, eğitim sistemi ve iş gücü potansiyelimize baktığımız zaman Silikon Vadileri'de istihdam edeceğimiz nüfus pek o kadar çok değil. Onun için emek yoğun, evet, sektörlerde, yani tarım ve tarıma yararlı sektörler, işte tekstil, konfeksiyon veya ham madde sektörleri gibi bu sektörlerde üretim faaliyetlerimizi destekleyen, yoğunlaştıran ekonomi politikaları üretmemiz gerekiyor. Bunları yapıyoruz şu anda. Bölüyorum ama bir de küresel kriz riskiyle de karşı karşıyayız. Yani bölgesel savaş görebilir miyiz önümüzdeki süreçte acaba? İsrail'in bölgedeki hamleleri, katliamı, İran-İsrail arasındaki gerginlik, Ukrayna'da değişen şu andaki tablo, Ukrayna'nın Rusya topraklarına girmiş olması. Dolayısıyla böyle bir kırılganlık sürecinde de, riskli bir süreçte de yaşıyor ekonomik zorluğu Türkiye. Herhalde 2022-23-24 yıllarıyla ilgili birisi beddua etmiş. İlginç. Pandemiden bu yana. İlginç zamanlarda yaşıyorsunuz inşallah. Diyor. Çinlilerin sözü galiba efendim. Uzaylılar gelmedi demiştik bir tek. Yani görünebilecek. Yani onlar da gelmiştir şey. Herhalde. Belki biz görmedik. Bu kadar şeyin olduğu yerde. Yalnız şunu önce söyleyelim. İnsanlık tarihinin bir yüz karası yaşanıyor şu anda. Maalesef. Topyekün tüm Batı dünyasının seyrettiği, desteklediği, elinden tuttuğu ve hatta bazı sapkınların da bugün İsrail'e giderek orada keskin nişancı şeklinde de Müslümanları avladığı bir dünya yaşıyoruz. 40 bin civarında masum insanın katledildiği, dünyanın gözü önünde bir soykırımın yaşandığı bir şey yaşıyoruz. Ve lanetliyoruz tabii ki. Diğer taraftan da hani vardır bir hikaye ya, kazanın içine kurbağaları koymuşlar, sonra ısıtmaya başlamışlar. Hiçbiri hissetmeden açlanmış gitmiş. Müslüman dünyasını da, Arap dünyasını da ben böyle görüyorum. Yani İran'ın İsrail'e saldırılarını da komik buluyorum. Yani belki siyasi olarak söylememem gereken bir laf bu da. Ben herkes biraz öyle. Gerçekçi bulmuyorum. Saati olarak veya başka şey olarak da bugün yapılan şeyleri hakikaten farklı buluyorum. Evet, nasıl ama, bir tiyatro sergileniyor, eleştirileri çokça. Ama diğer taraftan Ukrayna bölgesine, Ukrayna-Rusya bölgesine baktığımız zaman önemli gelişmeler var orada. Yani Rusya'yı köşeye sıkıştırarak savaşı başka boyutlara taşıma şeklinde bir şey var. Ama ben ekonomi işleri, AK Parti ekonomi işleri başkanı olarak bu bölümlerin yorumlarını diğer arkadaşlarımıza bırakmış olayım. Ama bunların tamamı da bizim etrafımızda gerçekleşiyor.
Dolayısıyla evet. ekonomiyle mücadele içeride bu şekilde devam ederken o kırılganlık acaba bu mücadeleye sekte yeniden olur mu? Tabii ki yani şu anda zaten yeterince bizim bununla ilgili sıkıntılarımız veyahut bunun bize yarattığı negatif ortamlar var zaten. Gerek dünya ekonomisi ama biz içindeyiz bunun. Etrafımızda olan bütün her şey. Diğer taraftan biz millet olarak, ülke olarak da tarihimize baktığımız zaman hiçbir zaman için mazlumların katline biz sessiz kalmamışız. Zamanında Hitler Yahudileri katlederken de biz sesimizi yükseltmişiz ve onlara sahip çıkmışız. 1580'lerde 90'larda İspanya'daki soykırım ve katliamda da yine sesimiz çıkmış. Ne bileyim zamanında Irak'taki rejimin, Saddam rejiminin oradaki azınlıklara, insanlara yapmış olduğu uygulamalardan dolayı zulme ve soykırıma karşı çıkmışız. Her yerde, her şekilde biz mazlumun yanında olmuşuz. Dolayısıyla bugün İsrail'in katlettiği, bu yaptığı bu soykırım karşısında Müslümanlara, Filistinlilere karşı da sonuna kadar. Bu topraklar bizim bu coğrafya yani Balkanlardan tutun da Kırım'a kadar, Kafkaslardan Orta Asya'ya kadar bütün coğrafyada biz duymadık, görmedik, bilmedik diyemeyiz. Burası bizim mahallemiz yani bizim ecdattan dolayı bizim burası gönül sorumluluğu alanımız. Peki şimdi yavaş yavaş da etkinlik saatine başlıyor şu anda. Evet, etkinlik saatine doğru üzere, zaman ilerliyor. Cumhurbaşkanı kadar. Erdoğan'ın da yakın bir saat diliminde evet. gelmesi bekleniyor belki dakikalar içerisinde. Bugüne tekrar yeniden dönecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları merak ediyoruz elbette ki. Daha çok içeriye dönük mü olacak o mesajlar yoksa dünyaya da yine yeni mesajlar verilecek mi? Özellikle konuştuğumuz konular özelinde aynı zamanda. Bunun dışında bir de partiye katılımlar söz konusu olacak. 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili, bağımsız milletvekilinin AK Parti'ye bugün katılımı söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da rozetleri takılacak ve görünen o ki bu katılımlar 23. yılda peyderpey devam edeceğine dair sinyaller de aldık. Biz sizden önceki konuklarımızdan da. Siz neler söylemek istersiniz bu anlamda? Hem bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar hem de bu partiye yeni katılımlar nasıl bir enerji getirir? Bunların ekonomiye etkileriyle ilgili diyorsunuz. Şimdi katılacak olan milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımıza baktığımız zaman bunu ben yuvaya dönüş olarak görüyorum. Aday belirleme sürecinde bizden aday adaylığı başvurusu yapıp da aday olamayan arkadaşlarımızın, vatandaşımızın takdiriyle, milletimizin takdiriyle başka şekilde belediye başkanı seçilmesi tabii ki milletimizin takdiridir ve milletimizin takdiri bizim başımızın üzerinde yeri vardır. Şu anda da yuvaya dönmek istediklerinde bizim kapıyı kapatmamız mümkün değil. Çünkü zaten buradalardı, zaten bizim buralardaydı. Partimizde de görevleri, sorumlulukları olan arkadaşlarımızdı. Onun için onlara hoş geldiniz diyorum. Gelmeler olacak mı? Tabii ki olacak. Yani olacaktır da. Ama dediğim gibi ben ekonomiyle ilgili önümüzdeki süreçte, yani özellikle sonbaharı, yani meclisimizin açılmasıyla birlikte reformlarla ilgili, Türkiye'de yapısal reformlarla ilgili bir seferberlik dönemini başlatma. Bir güncelleme de olacak galiba efendim orta vadeli planla ilgili Eylül tabii ayında. Ki hayat değişken yani değişmeyen tek şey değişimdir. Dolayısıyla burada süreç içinde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tedbirler, yeni programlar, yeni alınması gereken ne bileyim özellikle reformlar bölümünde, yapısal reformlar bölümünde çok önemli güzel şeyler olacak inşallah sonbaharda 1 Ekim'le beraber. O güne kadar biz parti olarak tüm hazırlıklarımızı bitireceğiz. 1 Ekim'den itibaren bismillah deyip başlayacağız. Arka arkaya ekonomi alanında tüm sahalarda ekonomi işte üretim dış yatırımlar, yabancı yatırımlar genel itibariyle hemen hemen her sahada reformlar. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla ilgili söyleyecekleriniz olacak mı? Bir sizden. Hep beraber. Ekonomi boyutuyla ilgili mesela. O zaman yeniden ekonomiden devam edecek olursak şunu da sormak isterim ben hazır sizi bulmuşken. Önümüzdeki hafta faiz kararı açıklanacak. Beklentiye dair bir yorumunuz olacak mı öncesinden? Merkez Bankası'nın kararları da merakla bekleniyor. Şöyle Merkez Bankamızı ve ekonomi yönetimimizi ve parasal yönetimimizi tamamen özgür bırakmak lazım. Yani onların bu çalışmalarını, teknik çalışmalarını pek fazla söylemek de dahil olmak da istemiyorum ama
Diğer taraftan da faizlerle ilgili, faizlerin üretim için, faizlerin istihdam için, faizlerin yatırım için, yüksek faizlerin diyelim, reel anlamda enflasyonun üzerindeki açığın geniş olması, bu dediğim saydığım şeyler için pek iyi şeyler değil. Ama diğer taraftan da şu andaki alınan parasal tedbirleri, Merkez Bankamızın almış olduğu tüm tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz. Onlara bırakalım konuyu. Peki. Peki efendim, benim son bir sorum olsun. Biz tabii etrafımızda pek çok aslında dert duyuyoruz. Küçük esnaf diyor ki, ne zamana kadar dayanacağımızı bilsek o zamana kadar dişimizi sıkarız ama belirsizlik bizi en çok korkutan diyor. İşte sanayiciye gidiyorsunuz başka bir şey söylüyor. İhracatçıya gidiyorsunuz başka bir şey söylüyor ve çok hızlı reformlarla devam edileceğini ifade ediyorsunuz siz. Takvimsel olarak kamuoyuna ne söyleyebileceğiz efendim? Özellikle bu belirsizlik kaygısında olanlara. Tabiatta hiçbir şey yoktan var, vardan yok edilmez, Allah'ın kudreti hariç. Dolayısıyla bugün yaşadığımız şeyler geçmişle bağlantılı, hepsi de. Yani bugün sadece esnafımız veyahut da asgari ücretlimiz de sıkıntıda. Tabii. Emeklimiz sıkıntıda, çiftçimiz sıkıntıda, evet. Esnafımız sıkıntıda. Burada refahı artırmakla ilgili biraz önce dediğim gibi para dağıtarak bu refahı artırmayacağımızı bir kere anlamamız lazım artık. Hani var ya, onlar ne veriyorsa 5 fazlası benden. Emekliye 12.500 minimum maaş değil 25.000 vereceğim ben diyen kısa bu, vadeli oluyor bu zaten. Kısa vadeli değil, sıfır vadeli. Hatta eksi vadeli. Evet. Niye eksi vadeli diye size anlatayım. Siz bunu konuşmaya başladığınız anda piyasada bu artış beklenti satın alıyor. Direkt hemen fiyat zamları olarak, evet, kira zamları maalesef. Olarak, bütün zamlar olarak fazlasıyla maalesef. Ama fazlasıyla zaten geri alınmış oluyor. Ekonomide yani refahı artırmak için enflasyonla gerçek mücadele sadece ve sadece üretimi artırmak, istihdamı artırmak, arzı artırmak, tezgahtaki, raftaki malı artırmakla olur. Diğerlerinin hepsi bu ülkenin gelecek imkan ve kaynaklarını bugüne çekip çocuklarımızın imkan ve kaynaklarını bugün tüketmektir. Peki Başak Şengül'ün de söylediği gibi takvim merak konusu haliyle. Ama önümüzdeki nasıl bir zamana yayılacak yani bu şöyle, rahatlama, üretim odaklı politikalar da bugünden yarına olabilecek çok hızlı çalışmalar bir şekilde, da çok hızlı bir şekilde. Şer koyalım efendim. Başka krizler olmazsa dünyada. Yok. Tabii. Yani tabii ki bölgesel anlamda çok yüksek şeyler ama biz içeride artık istikrarı tutturduk. İçerideki yol hattımız, o yol haritamızı asla ve asla değişiklik olmayacak. Bundan sapmalar olmayacak. Pozitif yönde sapmalar olacak. Yani üretimi artırmakla ilgili, istihdamı artırmakla ilgili yeni tedbirlerimiz çok güçlü bir şekilde gelecek. Yani çok hızlı üretime yönelip de sonuç alabileceğimiz, 1-2 yıl içinde sonuç alabileceğimiz sahalara daha çok yoğunlaşacağız. 1-2 yıl gibi görünüyor. Evet. Ha şöyle. Enflasyonla ilgili rahatlamaları bu yıl sonundan itibaren çok daha hızlı bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki sene bugünlerde bütün dünyadaki ekonomiyle ilgili otoritelerin söylediği, Türkiye'nin enflasyonu önümüzdeki sene bugünlerde 20'leri konuşur halde olacak. 2026'da 10'lu rakamları 2026'nın bugünlerinde tam yaz döneminde hatta 10'u bile artık biraz böyle zorlayan rakamlara bu yol haritasıyla gidersek ulaşacağız diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli katkınız için bir kez daha tebrik ediyoruz 23. yılınızı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Zeybekçi. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı da